Merhaba Pati dostum, hoş geldin. Bir kedi ya da köpek sahibiysen ve ilk defa doğumuna şahitlik edeceksen eminim ki çok heyecanlısındır. Ve kafanı birçok soru da karıştırıyordur. Sağlıklı yavruları olacak mı? Annesine mi yoksa babasına mı benzeyecek? Doğan yavrular kimin karakterinde olacak? Doğumu rahat bir şekilde geçecek mi? Ya da hayvanlarda da insanlardaki gibi güç doğum olgusu ya da zor doğum olgusu var mı yok mu gibi birçok sorunun senin zihninin içerisinde olduğunun farkındayım. Tatlı bir heyecanla birlikte bu sürecin içerisindeyken sakinliğinizi korumanızı tavsiye ederim. Eğer ki doğru adımlarla ilerlerseniz ne bir sağlıksız bir yavruyla karşılaşırsınız ne de güç bir doğum olgusuyla. Bu sorularla kafası karışık olan bir abonemiz de Esra Hanım. Esra Hanım bana ekrandaki soruyu sormuştu. Ben de diğer pati dostlarına da faydalı olabileceğini düşündüğüm için seninle paylaşmak istedim. Acil durumlar hiç beklemediğiniz anlarda karşınıza çıkabilir. Esra Hanım'ın 3 bebeği doğmuş, annenin karnında hareketli başka yavrunun olduğunun farkında, ıkınma ve sancı var, yarım saat geçmesine rağmen başka yavru doğmamış. Bu durum normal mi diye endişeli. Gördüğün bu ve buna benzer sorular güç doğumla ilgilidir. Yani zor doğumla ilgili. Nedir bu güç doğum ve ne zaman aklımıza gelmeli? Haydi bu sorunun cevabını bulalım ve neler yapmamız gerektiğini önceden bilelim. Pati dostum, insanlardaki gibi kedilerde ya da köpeklerde güç doğum olgusu ile karşı karşıya kalabilirsin. Çünkü bunu tetikleyen bazı durumlar söz konusudur. Esra Hanım bu noktada şanslı. Çünkü kediler köpeklere kıyasla güç doğum olgusunu daha az yaşarlar. Güç doğum olgusunu hangi durumlarda düşünmen gerekir? Birincisi, doğum öncesinde kanlı bir vajinal akıntı söz konusuysa, ikincisi, anne hasta, stresli bir durumda ve halsiz ise, üçüncüsü, olası doğum zamanını biliyorsun ve bunun üzerinden 2 gün geçmesine rağmen herhangi bir sancı veya hareketlerinde bir değişiklik görmüyorsan ve kötü kokulu bir vajinal akıntı söz konusuysa güç doğum olgusunu aklına getirmen gerekir. Senden şimdiki söyleyeceklerimi daha dikkatli dinlemeni istiyorum. Doğum sırasında yavru kesesinin yırtıldığını gördün. Hala karın kontraksiyonları var. Yani ıkınma söz konusu ve bunun üzerinden yarım saat ya da bir saat geçmesine rağmen ortada herhangi bir yavru yoksa iş kritik bir noktaya gidiyor demektir. Dikkatli olman ve acilen veteriner hekiminle görüşmen gerekir. Bir de pati dostum, şu durumu da aklımızdan çıkartmamamız gerekir. Birinci yavru doğdu ve üzerinden 2-3 saat geçti. Ikınma var ama yetersiz bir pozisyonun içerisinde ve hala yavru doğmuyorsa yine güç doğumla alakalı bir noktayı düşünmek gerekir. Çünkü bu durumlarda da fazla bir şekilde içeride kalan yavru annenin hayatını risk altına sokacaktır. Pati dostum, güç doğuma neden olan faktörler şunlardır. Pelvis dediğimiz leğen kemiğinin darlığı, uterus dediğimiz yapının 90 ya da 360 derece dönmesi, doğan yavruların büyük olması, yaşlılık, gebelik süresince ya da işte hamilelik süresince aşırı derecede kilo alınması, bir de erken bir şekilde yani 4-5 aylıkken östrus gösteren kedilerin çiftleştirilmesine bağlı olarak şekilleniyor diyebiliriz. Bu yüzden kedi ya da köpeğinizi çiftleştirmeden önce hekiminizden bilgi alırsanız sizin için çok daha güzel olacağını hatırlatmak isterim. Çünkü hekiminiz genel muayenesini yaparak sizin kafanızdaki soru işaretlerini ortadan kaldıracaktır. Doğum kanalını inceleyerek doğmasal bir anomali var mı yok mu ya da doğum kanalının genişliği yeterli mi değil mi size bilgi verecektir. Böylelikle olası bir risk faktörünü en aza indirgemiş olursunuz. Pati dostum, gebelik belirtileri, doğum, bakım ve besleme videoları hazırladım. Dilersen bu videoları da inceleyebilirsin. Kendine iyi bak, hoşça kal.